Bu da böyleymiş ya. Bir şey söyleyeceğim. Söyle hayatım. Bütün ekibin onay veriyor. Bütün eşin, dostun, işte Ulu, Firuze abi falan. Evet. Benim müzisyen arkadaşlarım geldi. Onları da aldın arkana. Hadi bakalım. Tamam. Gökhan sen onay veriyorsun. Bak biz karşıyız diyor hanımefendi. Ne? Çünkü onlar benim evlenmemi istemiyorlar. Neden? Neden? Çünkü çok düşünceliler. Biz yandık, o yanmasın diyorlar. Ne? Düşünceden yani bunlar. Ben yakar mıyım? Ben, bana gelen cenneti yaşar canım. Sen bugün neler yapacaksın bize? Bir şey çalıştın, konu değişsin, bir şey var. Evet, bence de. Bence de. Arkadaşlar bunlar hep işin şakası tabii. Evet, evet. İnşallah. Ben de şaka diye şey yapıyorum yani, şakaya vuruyorum. Abi ne yapacaksın sen bugün? Bir şey, DJ'lik... Abi evet, ben Dj'liğe sardım uzun zamandır yani, aslında bu birkaç yıldır böyle ama bunu çok hani beni çok yakından tanıyanlar bilir açıkçası. Arkadaş ortamlarında çalıyordum açıkçası. Ufak ufak. Evet. Baktık ki eğleniyoruz. Dedik ki bunu profesyonel ortama nasıl taşırız? Bu sefer işte Amerika'da birkaç ay öyle bir iki işte workshoplar, işte kurslar falan gibi. Baktım sonra teknoloji bayağı ilerlemiş, işin şekli değişmiş. Hani eski DJ'lik işleri gibi değil. Evet, bu nedir abi bu alet ya? Abi evet, o çok gerçekten... Ya bir şey rica edeceğim, şunun başına gidip bir konuşalım mı? Ya 5 dakika. Efsane bir şey yani, inanın bana. Bu benim yeni aşkım diyebilirim, hani gece gündüz bunun başında. Ekranlarda beyaz programdan sonra gecelere akalım mı? Bu gece Zürih sokakları kimden sorulur? Benden. Peki fakat öyle geceleri, bir halin yok abi. Ben açık söyleyeyim sana. Fakat gecelere akalım mı diyen arkadaşın adı da Ferhat. Olur. Buyurun. Buyurun siz akın kendisiyle gecelere. Nerede? Ferhat'ı bir göreyim mi ben? Bakayım Ferhat'a. Eyvallah. Tamam. Dışarı çıkacak mısınız programdan sonra bu gece? Var mı plan program? Yok yok. Ben açık söyleyeyim gerçekten hiçbir konserden ya da şovdan sonra çıkasım gelmiyor. Zaten yani dört duvar arası içinde yaşayan bir adamım. Hani asosyal bir adamım. Makinalarla, stüdyoda, aletlerle böyle hep öyle yaşayan bir insanım. Direkt gider yatarım. Sabah erken kalkıp spor yapasım var. Açık söyleyeyim. Ne kadar kötü bir örneksin ya. Yani gayet sıkıcı yani, sound ettiğini biliyorum. Benim şu anda içim sıkıldı gerçekten. Eyvallah. Ya dinlerken içim sıkıldı yani. Aynen. Bu nedir ya? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.